Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With Mommy and Daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough, except when I've had enough. But there's lots of fun stuff. I'm Caillou. Soğuk bir kış sabahıydı. Bütün gece kar yağmıştı. Caillou oyun okuluna gitmek için sabırsızlanıyordu. Şapkasını giymeyi de ihmal etmemişti. Göremiyorum. Bugün okulda el işi yapacakları için gecikmek istemiyordu. Hazırım anne. Beni beklemen gerekiyor Caillou. Her yere baktım ama arabanın anahtarlarını bulamıyorum bir türlü. İşte buradalar. Şu çizmenin içindeydiler. Teşekkür ederim tatlım. Galiba anahtarları koymak için başka bir yer bulmam gerekiyor. Yoksa hep geç kalacağız. Araba nerede? Ortadan kaybolmuş. Karın altında kaldığı için görünmez olmuş. İşe koyulsak iyi olacak. Caillou annesine karları temizlemesi için yardım etmişti. Bu iş çok hoşuna gitmişti. Arabayı temizledikten sonra Caillou ve annesi ısınmaya çalışmışlardı ama hava çok soğuktu. Arabamız soğuk havayı sevmiyor. Onun için de zor bir gün. Merak etme Caillou. Bir şeyler ters gittiğinde olumlu düşünmek en iyisidir. Mesela az önce arabanın anahtarını buldun. Büyük babandan seni yuvaya götürmesini isteyelim mi? Ne dersin canım? Tamam. Dön bakalım. Şapka. Eldivenler. Palto. Önce sağ ayak. Şimdi de sol ayak. Çok çalıştık. Birazdan seni almaya gireceğim, tamam mı? Annen arabayla ilgilenmek zorunda. Aslında onun için çok zor bir gün olacak. Merhaba Caillou. Gelebildiğine sevindim. Bugün kilden el işi yapacağız. Yapacağım şeyi anneme hediye edeceğim. Bu harika bir fikir Caillou. Sonra görüşürüz. Caillou annesini mutlu edecek bir şey yapmak için düşünmeye başladı. Mesela karları püskürtmek için büyük bir pervane olabilirdi. Veya dünyanın en sıcak tutan paltosu. Hatta en güzeli, bütün karları eritip tekrar yazı getirmesi için büyük sıcak bir güneş. Bütün karları eritecek bir güneş yapacağım. Güneşim senin kardan adamının üzerine ışık saçacak. Yapma. Gittikçe daha sıcak, daha sıcak oluyor. Caillou çok üzülmüştü. Şimdi baştan başlaması gerekecekti. Caillou bu kez güneşine çok dikkat etmişti. Onu fırında pişirelim ki kurusun. Sonra da onu boyayabilirsin. Kırılmış.
Önemli değil. Kurumasını bekleyelim, sonra yapıştırırız. Bayan Martin güneşi soğuduktan sonra birleştirerek bir tahtaya yapıştırmıştı. İşte gördün mü? Çok sağlam oldu. Artık onu duvarına asabilirsin. Teşekkür ederim. Şimdi onu sarıya boyayacağım. Bak nasıl gülümsüyor. Beslenme saatinden sonra Kayu annesine armağan edeceği güneşe bakmaya gitti. Bakabilir miyim Kayu? Kayu Clementine'e çok kızmıştı. Annesine vereceği armağan yine mahvolmuştu. Özür dilerim Kayu. Güneş sanki güneş gözlüğü takmış gibi görünüyor. Kayu güneşin bu gözlüklü halinin daha güzel olduğuna karar vermişti. Güzel olmuş Kayu. Bazen işler ters gitse de sonucu güzel olabilir. Araba tamir olmuşa benziyor. Belki de düşündüğümüz gibi kötü bir gün değildi. Kayu yaptığı güneşi annesine vermek için sabırsızlanıyordu. Merhaba Kayu. Senin için bir şey yaptım anne. Güneş mi yaptın? Çok teşekkür ederim. Böyle soğuk bir öğleden sonra tam da buna ihtiyacım vardı canım. Bugün zor bir gündü ama bu güneşle eminim her şey daha güzel olacak. Evet, bunu nereye koyacağımı biliyorum. Biraz daha yukarı. Sence nasıl Kayu? Harika. Bakalım işe yarayacak mı? Anahtarlar lütfen. Yoksa yine mi? Buralarda bir yerlerde olmalı. İşte burada anneciğim. Sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. Artık anahtarların nerede olduklarını hiç unutmayacaksınız. Ve kötü bir gün geçiriyor olsak bile her şeyi tarafından bakmayı hatırlayacağız. Tabii ki Kayu sayesinde. Kayu aşçı. Kayu çok heyecanlıydı. Çünkü oyun oynamak için ikiz kardeş olan arkadaşları Jason ve Jeffrey geleceklerdi. Ve öğle yemeğine kalacaklardı. Kendi başına pizza hazırlamaya ne dersin Kayu? Harika. Şu mantarları yıkayarak bana yardım edebilirsin. Geldiler. Merhaba Jason, merhaba Jeffrey. Merhaba Kayu. Yemeğimizi kendimiz hazırlayacağız. Bilin bakalım ne yapacağız? Salyangozlu sandviç. Hayır. Yoksa şey mi? Yılan çorbası. Hayır. Buldum. Örümcekli börek. Ben de yiyebileceğimiz kara bir örümcek var. Üzgünüm Boris. Hayır. Kendi pizzamızı yapacağız. Ben daha önce hiç pizza yapmadım. Ben de yapmadım. Çok vaktimiz var. Ben size öğretirim. Hadi gelin. Evet çocuklar, ellerinizi yıkadığınıza göre başlamaya hazırız. İşte pizza hamurunuz. Yapmanız gereken önce hamuru düzgün şekilde açmak. İşte böyle. Pizza mı yapıyoruz yoksa? Benim bir zamanlar pizzacıda çalıştığımı biliyor musunuz çocuklar? Dahi mi? Vay canına! Bunu yapabilmeniz için çok çalışmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi tamamen bilek hareketi. Galiba siz bunu oklavayla yapsanız daha iyi olacak. Gidip yıkanmalıyım. Şimdi ne yapıyoruz Kayu? Şimdi üzerine salça sürüp her tarafına yayıyoruz.
çok salçalı sevmem. Ben çok salçalı severim. Ve sonra üzerine peynir serpeceğiz. Ben bol peynirli istiyorum. Ben az peynirli istiyorum. Ama gerçek pizza öyle yapılmaz ki. Neyse, şimdi en eğlenceli kısmına geldik. Mantarlarla gülen bir yüz yapın. Hayır, ben mantar sevmem. Ben severim. Onlarla pizzanın üstüne örümcek şekli yapacağım. Ama örümceğimin bacakları için başka bir malzeme gerek. Bakalım ne olabilir? Havuca ne dersin? Evet. Ben biraz brokoli alabilir miyim lütfen? Brokoli mi? Havuç mu? Böyle pizza olmaz ki. Kayyu sinirlenmişti. İkizler pizzayı baştan aşağı yanlış yapıyorlardı. Herkes kendi pizzasını istediği gibi yapabilir Kayyu. Pizzama örümceğimi de koyabilir miyim? Bunu daha önce hiç duymadım. Biz yiyecek malzemeleri kullanalım, olur mu? Kayyu gerçek bir pizzacı da gerçek bir pizza ustası olduğunu hayal etti. Hadi pizza yapalım. Peki Şef Kayyu. Ben de örümceğin yemesi için bir sinek yaptım. Yum 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 yum. Pizzalar yarım saate kadar hazır olur. Bu arada oyun oynayabilirsiniz. Ne oynayacağımızı biliyorum. Kayyu'nun restoranına hoş geldiniz. Buyurun menünüz. Ne yesem bilmiyorum. Bizde örümcek, yılan veya salyangoz bulunmaz. Ama pizzamız var. Hem de üzerine istediğiniz malzemeyi seçebilirsiniz. Ben kamyon ve yoyoyu seçiyorum. Ben de bez bebeği ve birkaç yapboz parçası seçiyorum. Çok eğlenceliydi ama ben hala açım Kayyu. Çocuklar, pizzalar hazır. Koşayım. Ben sana bir dilim örümcekli vereyim. Sen de bana bir dilim gülen yüz ver, olur mu? Tamam. Ve ikizler birbirlerinin pizzalarını tadarak güzel vakit geçirmişlerdi ve Kayyu da pizza yapmak için birden fazla yol olabileceğini öğrenmişti. Yemek yapıyoruz. Kayyu, bugün yemek pişirmeme yardım etmek ister misin? İsterim anne. We're cooking today. We're cooking. I'll show you the way. We're cooking. We're cooking today. We're gonna bake a chocolate cake. First, we take a little flour, put it in a mixing bowl. Add eggs, butter, sugar, milk. Stir it up well, that's the goal. Into the oven the cake will go. Be
careful, 'cause an oven's hot. We have to wait till the cake is done. Let's take a look at what we've got. Now let's put the icing on. Yeah! I think it's ready soon. Don't forget that we have to clean up. Caillou, would you like to lick the spoon? Yes! We're cooking. We baked the cake. We're cooking. They're fun to make. We're cooking. Don't get a bellyache. Night or day. Step right this way. For a real gourmet. It's Caillou's Cafe. We're cooking. We're cooking today. Yeah! Caillou hikaye anlatıyor. Arkadaşları Jason ve Jeffrey ile oynamayı çok seviyordu. Ama artık çok fazla gürültü yapmaya başlamışlardı. Çocuklar, küçük sesimizle konuşalım lütfen. Ama biz kükreme yarışması yapıyoruz. Dışarı çıkarsak yüksek sesle konuşabilir miyiz? İyi fikir Kayu. Dışarıda oynama zamanı neredeyse geldi. Evet, galiba bugün oyun oynamak için dışarı çıkamayacağız. Caillou hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü dışarı çıkmayı çok istiyordu. Yağmuru sevmiyorum. O kadar su nereden geliyor biliyor musunuz? Çok iyi bir soru. Yağmurun nasıl yağdığını bileniniz var mı? Bulutlardan yağıyor. Doğru. Ama su oraya nasıl çıkar? Hadi gelin göstereyim. Su en başta göllerde ve nehirlerde bulunur. Sıcakla zamanla buharlaşır. Giderek yükselir ve havaya bulutlara kadar çıkar. Bulutlar suyla dolunca bir sünger gibi olur ve daha fazla su tutamazlar. Ve yağmur da çimlerin büyümesini sağlar. Doğru. Caillou yağmurun aslında iyi olduğunu biliyordu. Ama şimdi gerçekten de dışarı çıkıp oyun oynamak istiyordu. Keşke yağmuru durdurabilseydim. Üzülmeyin, Süper Caillou şimdi yağmuru durduracak. Biliyorum. Bütün yağmuru boşaltacağım. Şimdi dışarı çıkıp oynayabiliriz. Caillou. Yağmur durunca çıkıp oynayabilirsiniz. Sen şimdi neden okumak için bir kitap seçmiyorsun? Kitaplar yağmurlu günlerde eğlenmenin en iyi yoludur. Tamam. Bak, bende Jack ve fasulye sırığı var. İçinde de bir dev var. Bende de dinozorlarla ilgili bir kitap var. Sen de okuyacaksın Caillou. Süper kahramanlarla ilgili bir kitap okumak istiyorum. Ne tür bir süper kahraman bu? Yağmuru durdurabilen bir süper kahraman. Bizde öyle bir kitap olduğunu sanmıyorum Caillou. Sen bir tane yazmak ister misin? Sana yardım edebilirim. Şimdi neden bana süper kahraman hikayeni anlatmıyorsun? Ben de onu yazayım. Bir gün herkes dışarı çıkmak istiyormuş ama yağmur yağıyormuş. Bu yüzden süper kahraman... İsmi nedir? Süper Caillou. Güzel bir isimmiş. Süper Caillou ne yapmış? Bulutlara doğru uçup yağmurun geldiği yer. Şşş!
Ve bulutlar suyla dolu dev süngerler gibiymiş. Bu yüzden o da bulutların tepesine çıkıp... Orada kimse var mıymış peki? Evet, yağmur yağdırma görevlisi. Ve bir de dinozor. Demek öyle. Bulutlarda bir görevli ve bir dinozor. Sonra ne olmuş? Yani Süper Kayyu yağmuru durdurmak istedi ve... Evet, bulutlar ıslaktı çünkü görevli arabasını yıkıyormuş ve musluğu açık unutmuş. O da görevlinin ve dinozorun bütün suları sıkmasına yardım etmelerini sağlamış. Bulutların üzerinde aşağı yukarı zıplamışlar ve bütün suyu sıkmışlar. Fış, fış, fış. Onlar bütün suyu sıktıktan sonra ne olmuş? Yağmur durmuş. Sonra da hepsi görevlinin arabasına binip gezmeye çıkmışlar. Görevlinin arabasında. Hey, ne güzel bir hikaye. Ve hepsi de yazıya geçirildi. Ama hiç resim yok bunda. Henüz değil. Kitaplardaki resimlere illüstrasyon denir. Kitabın için illüstrasyon yapmak ister misin? Evet. Kayyu kitabına koymak için bir sürü resim çizmişti. Özellikle de son resmiyle gurur duyuyordu. Boya kuruduktan sonra Bayan Martin, Kayyu'nun bütün sayfaları iplikle bağlamasına yardım etmişti. İşte oldu. Tebrik ederim Kayyu, sen artık bir yazarsın. Yani kendi kitabını yazdın. Kim kendi kitabını yazdı? Ben yazdım ve resimleri de yaptım. Yani illüstrasyonları. Bak. Aa, bunu sen mi yaptın? Çok heyecanlı bir hikayeye benziyor canım. Onu eve mi götüreceksin yoksa herkesin okuması için burada mı bırakacaksın? Burada bırakmak istiyorum. Jason ve Jeffrey bakmak isteyebilir. Pekala. Güle güle Kayyu. Ailemizde gerçek bir yazar olduğu için gurur duyuyorum Kayyu. Ben de anne. Hoşça kalın.